150 hazır. Ramazan abi, o kulüyü boşalttın öndeki. Ya. Abi biraz önceki. Bu güzel günde gene sizinle birlikte olmak benim için de çok mutluluk verici. Evet, sağ olsun Tayfun kardeşim 2 yıldır canla başla çalışarak hiç olmayan, yani belediyemizde daha önce hiç var olmamış bir müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurdu. İşte personel, araç gereç, ofis, malzeme falan derken 2 yılda gerçekten belki de belediyenin diğer birçok biriminden çok daha fazla bir ürün ortaya koydu. Yani çok büyük bir fayda yarattı 2 yıl içerisinde. Tabii ki tek başına değil, çalışma arkadaşlarıyla beraber. Ben öncelikle ona teşekkür etmek istiyorum kardeşime. Bu toprakların değerini zaten biliyorduk. Biliyoruz, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Hele bu son dönemdeki gıda problemleri, gıdaya ulaşımdaki zorluk, güvenilir gıdaya ulaşımdaki zorluk, bu özellikle sermayedarların artık büyük sermayenin her şeyi ele geçiriyor olması, elimizden alması, üretimi alması, tüketimi tamamen konsolide etmesi, tek başına tekelleştirmesi hepimizi tehdit ediyor. Sağlığımızı, ekonomimizi, ülkemizi, bekamızı tehdit ediyor. Bu kadar önemli bir konu, üretim meselesi. Yani Türkiye bugün eğer bu durumdaysa ekonomik açıdan bu önemli üretim potansiyelini kullanamadığı içindir. Tamamen dışarıya bağımlı, tamamen ithalata dayalı bir ekonomimiz var. Alıyoruz ham maddeyi, burada yarı mamul ya da mamul haline getirip tekrar dışarı satıyoruz. Arada kazanan simsar. Sadece bizim orada çalışan arkadaşlarımızı asgari ücrete talim ediyorlar. Daha önceden kendi kendine yeten ülkeyken şimdi artık mısırı, buğdayı, samanı bile dışarıdan ithal eder duruma getirdiler bizi. Bakın bunu kendi elimizle yaptık. Yani hiç kimseyi suçlamıyorum. Siyaset falan değil bu yaptığım. Bu gerçeği bir kere daha sizlere haykırmaktır. Doğru tespiti yapabilmektir. Bu basit bir şey değil. Bodrum'da da bunu yaşadık. Ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız ise bu toprakların, bu insanları, bu toprakları seven, bu topraklarda doğmuş, yaşamış insanları toprakla tekrar buluşturmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa biz belediye olarak fide dağıtalım, domates ekelim, karpuz dikelim, patlıcan yetiştirelim değil bizim maksadımız. Ya da Etrim'de lavanta dikip de oradan 3 kuruş yağ çıkarıp da onunla uğraşalım değil. Burada yapmaya çalıştığımız yerel yönetimin birleştiriciliği gücüyle, gerçekten de iyi niyetle yapmaya çalıştığımız toprakla tekrar insanı buluşturmanın yollarıdır. Bunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden orada yaptığımız deneme dikimlerinde, burada yaptığımız fide dağıtımlarında bizim tamamen bir vesile ve aracı olduğumuzu bilmenizi isterim. Ahmet Karagöz gel abi. Şuraya çıktığı zaman şöyle patladı zaman. Yüz tanesi salçalık, 100 tanesi Kuzeyköy, 50 tanesi pembe tarla domates. Ahmet Uçar tamam. Ahmet bu kadar. Senin bu kadar. Kumköy değil mi? Evet. 820 tane var toplamda. Hayırlı günler Erkan. Bu sende kas. İyi, ben geçiyorum. Tamam. Oradan alfabetik geliyor. A harfine göre. Oradan neyle onu veren bak. 4 koli. Tamam. Ali abi 750 adet fide var.